Bugün Eda ile Lore öğreniyorum konseptimizde Shirin Gorge haritasının hikayesine değineceğiz. Şöyle çok derinlemesine bir hikayesi yok. Çok derin böyle karakterlerin yaşadığı bir hikaye yok. Ama etkilendiği hikayeler çok derin. Ondan dolayı eğleneceğimizden, meraklı şeyler çıkacağından, böyle güzel hikayeler çıkacağından emin olduğum bir harita. Başlayalım çok da lafı sözü uzatmadan, döndürmeden. Gel bebeğim atla. This is a Thorium Brotherhood, right? Thorium. Oil Fest. Yumruğu yağlı. Şöyle arkadaşlar, cümleye şöyle başlayayım. Shirin Gorge her zaman adı Shirin Gorge değildi. Ya da nasıl söyleyeyim, bu şekilde böyle yanmış. İşte kırmızı halde şu anda benim ekranımdan görüyorsunuz. Böyle hani gökyüzü bile kırmızı. Yani alev alev, zaten Black Rock Dağı'nı da görüyorsunuz şurada. Sürekli olarak böyle bir yer değildi. Burası gayet yeşillik. Nasıl söyleyeyim, işte civcivlerin, kuşların, böceklerin böyle gezdiği gayet nezih bir ortamdı. Ta ki cüceler arasında 3 büyü, yani 3 çekiç savaşı çıkana kadar. Çok büyük bir savaş. Evet, kirli bir havası var. Evet Zarışım, kirli bir havası var ama hep böyle değildi. Modimus Anvil var diye bir yüce cüce kralı var. Daha önce cücelerle ilgili yaptığımız yayında da bahsettik. Daha önce YouTube'da yayınladığım bir videoda da bahsettik. Kendisinden çok detaylı zaten background lore'u da yok. Sadece şu biliniyor. Bu işte Ironforge'da yaşayan Bronzebeard ya da Dark Iron ya da işte Wildhammer klanları, hani bölünmeden önceki cüce topluluğunun kralının Modimus Anvil vardı. Bu kral öldükten sonra bu cüce klanların arasında bir çatışma çıkıyor. Ve savaş gittikçe büyüyor. Ironforge'un hakimiyeti Bronzebeard'lara geçiyor. Wildhammer'lar kuzeye doğru yöneliyor. Grimbatol'e yerleşiyorlar öncelikle. Bu haritanın hemen güneyinde yer alan bu Burning Steps'e de, ki orada Tarisian şehrinin zaten kalıntılarını görüyorsunuz. Oraya yerleşiyor Dark Iron cüceleri de. Daha sonra bu savaşın ilerleyen safhalarında Dark Iron'lar savaşı kaybediyor. Zaten o yüzden buralara geliyorlar. Savaşı kazanmak, savaşın seyrini değiştirmek için, nasıl söyleyeyim, bazı kazılar yapıyorlar ve bazı elemental güçlere hükmetmeye çalışıp bunları savaşa dahil edip kendi aslında ırklaşlarına karşı kullanmak niyetindeler. Tabii niyetleri bu da olsa, her ne kadar bu da olsa, kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'ndeki Moira'nın hikayesine benzer bir hikayede olduğu gibi, burada da Ragnaros'u uyandırıyorlar arkadaşlar. Hani Balrog'u değil de Ragnaros uyanıyor ve Ragnaros şiddetli bir şekilde nasıl söyleyeyim, magmadan fırlayarak çıkarak Black Rock Dağı'nı oluşturuyor ve eskiden Kazmodan denen bu bölgeyi yakıyor. Tabi dedim ya, bu haritada görüyorsunuz hani buranın güneyde Burning Steps. Burning Steps de bu şekilde oluşuyor. Cücelerin o yerleşkesi olan Tarisian şehri yok oluyor. Hatta adını siz söyleyin, Thane diye geçiyor. Yani cücelerde Thane diye bir ne derler, makam var. Ki buna baronluk deniyor. Yani kralları diyeyim. Dark Iron'ların kralı. Ragnaros'un çıkışında ölüyor. Sadece tabii kral da ölmüyor. Şehir de yok oluyor. Çok büyük bir Dark Iron katliamı oluyor diyeyim. Bunun üzerine Ragnaros kendisini uyandıran bu küçük ırka diyeyim, cücelere şey yapıyor, nasıl söyleyeyim, esaret altına alıyor ve kendi hizmetine sokuyor. Onun kendisi için çalışmalarını emrediyor. Hani cüceler, Dark Iron cüceleri diyeyim, savaşta kullanmak için elemental güçleri bulmaya çalışırken buldukları elemental güç onları Esir esir oldu. ediyor. Yani öyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu Black Rock Mountain'da oluyor. Evet, Black Rock Mountain'ın eteklerinde oluyor. Yani O da Black Shrine Rock Gorge'da. Mountain, Ragnaros'un doğuşuyla oluşan bir dağ zaten. O zaman Black Rock Mountain daha önce yoktu. Ragnaros'un Evet, çıkmasıydı daha orada. önce yoktu, orada değildi. Ragnaros'un ortaya çıkışıyla birlikte Black Rock Mountains'ta, yani Mountain'da oluşuyor. Şimdi tabii Black Rock Mountain oluşurken etrafını yakıyor, yıkıyor ve bu Shirin Gorge bölgesi de bu olaydan sonra bu halini alıyor. Tabii şöyle, bütün
Dark Iron cüceleri esaret altına girmiyor. Hani bir kısmı kaçıyor şeyin elinden, Ragnaros'un elinden. Ve Ragnaros'un elinden kaçan Dark Iron cüceleri Shearing Gorge'a yerleşiyor. Neden Shearing Gorge'a yerleşiyor da Burning Steps'e yerleşmiyor? Çünkü o sıralarda, tam bu olayların döndüğü sıralarda orklar da dünyaya geliyor aynı zamanda. Orklar da tutup Blackrock Dağı'nın o güney kısmına, yani Burning Steps adı verilen kısmına yerleşiyor. Ondan dolayı da cüceler de bu tarafa doğru çekiliyor. Tamam mıyız? Okey, tamamız. Ama bu Ragnaros'un esaretinden kurtulan cüceler de ikiye bölünmüş durumda kalıyor. Bir az önceki bizim görev aldığımız bu Thorim Point yazıyor ya da Thorim Advance yazıyor burada. Görürsünüz. Thorim Brotherhood diye bir ayrı Dark Iron cüceleri oluşuyor. Bir de normal hani ne derler, original Dark Iron cüceleri, orijinal Dark Iron cücelerinin topluluğu oluşuyor. Buraya kadar sorunuz varsa alayım. Şimdi 3 tane ilk önce kim vardı? Bir dakika. İlk önce hangi büyük kral vardı? Modimus Anvil var. Tamam, Modimus Anvil. 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 Anvil var işte şeyden, yani cücelerin yeteneğinden gelse adı aklıma. Okey. O öldükten sonra 3 ayrılıyorlar. Evet. Bunlardan Dark Iron cüceleri. Aslında zaten 3 klanlar. Sadece o krala hani ne diyeyim, tamah ediyorlar, anladın mı? O krala itaat bağlı ediyorlar. Okey. Atla bebeğim. Yani şey yok zaten, önceden klanlara ayrılmışlık var yani. Hani anladım. Kayı boyu gibi, hani Oğuz boyu gibi boy boylar. Okey. Öldükten sonra savaşa tutuşuyorlar. Tamam. Okey, devam edebilirsin. Ragnaros'un samonlanmasından sonra Dark Iron'ların hani bu kurtulan kısmı dediğimiz şey kısım kendi o enslave olmuş, yani köleleştirilmiş yoldaşlarını kurtarmak için bir atılıma girişiyorlar. Ve burada Shearing Gorge bölgesinde Cauldron yazıyor şu anda haritada, görüyorsunuz. Bu ortada bir yarık bölüm var. Hani kazan adı veriliyor aslında ama hani Türkçe şeyi, adını siz söyleyin. Kazan. Yani kazan ama yani öyle şey kazanı gibi düşünmeyin, yani hani yemek pişirilen bir kazan gibi düşünmeyin. Bu kazanda farklı yaratıklar bulmaya çalışıyorlar. Ama buldukları yaratıklar Azeroth'un özüne, yani köküne ait yaratıklar buluyorlar. Ve onlarla da bu sefer savaş içerisine giriyorlar. Ve yani Ragnaros'un esaretinden kurtulmuş bu Dark Iron cüceleri iyiden iyiye zayıflamaya başlıyor. Tamam mıyız? Tamam. Biz burada şu anda kimlerle savaşıyoruz? Farklı farklı ırklar var. Şimdi burada asıl savaştığımız şey de Twilight ekibi. Tamam mı? Bu haritanın asıl nasıl söyleyeyim, nüfuziyet göstermiş topluluğu Twilight'ler. Yani düşman olarak bizim oyunda. Ama içinde şey var, elfler var. Tauren gördüm daha demin. Yanlış mı gördüm? Twilight dediğin şey zaten senin nasıl söyleyeyim, bu Alacakaranlık tarikatına üyeliği şeyin yok. Irk sınırı yok. Herkes onunla şey olabiliyor, üye olabiliyor. Yani onların amacı zaten Old God'lara hizmet etmek. Okay. Şimdi sen diyeceksin ki Old God'lar ne alaka? Ragnaros vardı. Evet. Dark cücelerden bahsediyorduk. Shearing Gorge'a ne alaka? Old God'lar. Şimdi hiçbir zaman World of Warcraft'ın hani tarihçelerinde ya da herhangi bir lore kaynağında buranın neden kazıldığına dair net bilgi vermemişler. Hep işte element şeyleri arıyorlar. Hep işte faydalarını olacak madenler arıyorlar diye geçiştirip durmuşlar bugüne kadar şeyi, hı-hı, hikayeyi. Ama şöyle de bir hani ne derler, alt metinlerde geçiş var. Yani böyle şöyle bir söylenim var. Dark Iron'lar burada hani Twilight yani şeyine, tarikatına hizmet ediyorlar. Old God'lara ait bazı artifakları çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında yani olayın Ragnaros'la alakası yok. Ragnaros'la olan alakası da şu. Ragnaros da bir dönem Old God kontrolünde olduğu için hani Ragnaros'un buraya bırakmış olduğu hani o fire element düzleminden çıkarken, doğarken hani anladın mı, o sarsıntıyla, o patlamayla etrafa saçılmış olduğunu düşündükleri bazı artifaklar var. Bunları çıkartıp Old God'lara hizmet etmek istiyorlar. Yani buranın kazılmasının amacı bu. Elementler. Elementler, evet. Evet. Elementler bu şeyin, şamanların falan taptığı elementler mi? Gibi. Ama zaten şöyle söyleyeyim. Bir ork şamanları Draenor'daki elementlere nasıl söyleyeyim, hani tapınma demeyeyim de
Hani hürmet gösteriyorlar. Onlar da karşılığında onların güçlerini bahşediyorlar. Bizim Azeroth'ta bildiğimiz element düzlemi elementleriyle alakası yok. Azeroth'taki şamanlık daha çok doğa üstüne kurulu. Yani mesela cücelerin öğrendiği şamanlık biraz daha böyle ağaç, böcek, çiçek, toprak. Trollerin bildiği şamanlık biraz daha vudu. İşte Taurenlerin bildiği şamanlık biraz daha Earth Mother falan böyle. Hani Moğol kültürü falan. Yani senin bildiğin o ork şamanizmindeki işte ateş, su, nasıl söyleyeyim, hava falan, onlar farklı. Yani buradaki o element lordlarına hizmet şeyi yok tam direkt olarak. Ha evet, ilintililer. Daha sonra gelince bu konuda hani bazı ork şamanları bunun şeyini yapıyor, araştırmasını yapıyor. Ama dediğim gibi direkt olarak onlarla alakalı bir şey değil. Ragnaros mind control mü yaptı Dark Iron'ları, yoksa direkt Dark Iron'lar Ragna'yı mı tapıyor? Şöyle yok etmek üzereydi Şükrü. Yani onların zaten yarısını yok etti çıktığında. Nasıl söyleyeyim, bu Flame Walker denilen bazı ateş elementi nagaları benzer bir yaratıklar var. Hani biliyor musunuz böyle sürüngen, mesela Majordomo Executos. Onun gibi, onlar aracılığıyla, yani biraz zor kullanılarak, direkt mind control değil. Element Lordları daha zor. Bu Old God muhabbet sanırım geçmişte elementler Old God'lar için çalışıyorlardı. Old God'lar için çalışıyorlardı değil. Old God'lar Azeroth'a geldiğinde Element Lordları hakimdi gezegene. Heh, onu soracaktım ben. İlk kim geldi? O zaman Element Lordları, Element Lordları daha vardı. Kadim. Kadimler. Okay. Evet. Her seferinde dilim ucuna tahta geliyor. Sorma, bana da tahta geliyor. Bir de anlatırken öyle tahta ya. Dediğimi düşünsene. Bayağı bir uzunca yürüyeceğiz. Anladım. Old God'lar geliyor, onları hapsediyor. Hapsetmiyor, şöyle kontrolü altına alıyor. Yani o zaman şöyle Ragnaros'a da bir detaylı bir şekilde tekrar değinmiş olayım ben. İşte Ragnaros, Alakir, Terazain, bunları isimlerini biliyor musun aşkım, yoksa sayayım mı? Hayır, say. Ragnaros ateş elementi lordu. Biliyorum, onu bir kısım. Alakir rüzgar elementi lordu. Hiç görmedim. Şu binek kesmeye gidiyorum ya ben, arada böyle bir rüzgar, evet, boss'u var. Dönüyorum. O işte. Tamam. Alakir o. Hatta bir Siamat diye bir boss vardı. Çok bağırırdı, ben çok severim. Alakir, your servant calls for aid diye. O Alakir o işte. Su elementi lordu. Neptülon. Neptülon'u onu da hiç görmedik. Şeyde ben görüyoruz. Görmedim. Şöyle göstereyim sana. Sen gördün mü Neptülon'u? Bir dungeon'da görüyoruz bebeğim. Kataklizm paketinde. Şöyle göstereyim. Yok muydu ya? Şamanların kasımda yok muydu? Neptülon. Hiç şaman kasmadım yüz ona ya. Ne yalan söyleyeyim. Yani kastım... Şeyde... Kasmadım. Böyle deep hole gibi yer abi böyle. Bir tane su var böyle. Suyun üstünde bir tane dev, bir tane adam var böyle. Neptülon'a benziyor. Ozumat diye gösteriyor boss'u ama Neptülon'u burada göstermemiş. Throne of Tides diye bir şey var bebeğim. Dungeon vardı. Orada Neptülon'u görebiliyorduk, evet. Tamam. Aslında boss'tu. Neptülon bize yardımcı oluyordu. Ozumat'a karşı Ragnaros, koyuyorduk. Ragnaros, Araki. Ne kaldı? Tahta dedim bak. Canım, tahta, zorla tahta dedirttiniz bana. Toprak. Terazain. O da Deep Holm'de. Şurada bebeğim. Şurada Deep Holm'de onun terası var. Burada o şey olmaktı ama. O sonsuzluk şeyinin zımbırtısı. Hayır, daha doğrusu o düzleme o şekilde geçiş sağlandı diyelim. Oha. Hani anladın değil mi demek istediğimi? Evet. Okay. Daha sonra Old God'lar geliyor. Elementlere karşı olan savaşı kazanıyor. Elementlere karşı olan savaşı kazandıktan sonra bu element lordları da Old God'ların kontrolü altına giriyor. Ama tekrar söylüyorum. Bir mind control, zihin kontrolü olayı yok. Yani Zorla. Aynen ya, savaşı kaybettikleri için. Esir düşüyorlar. Daha sonra Old God'ların Azeroth'a geldiğini fark eden Titan'lar Azeroth'ta Old God'lara karşı savaş için geliyorlar. Tyr ve Odin. Bu Tyr var ya, eli... Evet, Tyr. Silverhand. Evet. Tyr ve Odin, ki bu işte Warrior'ların Odin'i, Ragnaros'a karşı savaşıyorlar. Ve Ragnaros'a karşı yaptıkları savaşı kazanıyorlar. Bunu Firelands'a kapatıyorlar. Okay. Firelands'a kapattıktan sonra da zaten Dark Iron cüceleri geliyor. Onu kaza uyandırıyorlar. Bu. Okay. Daha sonra zaten Ragnaros uyandıktan sonra da Shirin Gorge oluşuyor. Yani eskiden Kazmodan diye geçiyordu bu topraklar. Who's she aşkım?
Undead cüce mi var ya? Bu ne? Undead değil bebeğim, Dark Iron işte. Dark Iron. Why the color is so interesting? Dark bebeğim, Dark Iron işte. Böyleler mi? Evet. Ah, okay. Bildiğin Moira hikayesi. Kesinlikle abi, kesinlikle. Şimdi bu Dark Iron'lar Ragnaros'tan kalma parçaları bu kaldron yerde kazmaya çalışıyorlar. Yine kazıyı doğru düzgün yapamadılar. Hı-hı. Tamam mı? Kaza kaza az önce bu altına girdik buranın, hatırlıyor musun? Evet. Oraya Slag Pit'in adı veriliyor. Slag Pit. Okay. Hani curuf, çukuru gibi bir şey anlamına geliyor Türkçe'ye çevirdiğin zaman. Orada yine elementleri uyandırıyorlar ve bu sefer yine Azeroth'un başına bela oluyor. Bak, elementleri hatta derken Ragnaros? Ateş elementlerini. Yani Ragnaros'un işte küçükleri gibi. Az önce kesiyorduk ya. Bunlar why are they crazy ya? Neden böyle bir şey yapıyorlar? İlk önce başları belaya giriyor, götlerini kurtarıyorlar, gelip sonra tekrardan aynı hatayı. Bildikleri şey bu çünkü. Bak şu yaratık var ya, bak görüyor musun, orada bir dinozor var bak. Evet. Ne diyor? Insandosaurus. Evet. Bunlar da toprağın altında yaşıyordu. Şu kadim kertenkeleler. Bunları da uyandırıyorlar. Allah Allah, they are crazy. Şimdi gideceğiz buraları yakacağız bebeğim. Yakacağız. Ben selam verdim, gene yazmadı değil mi? Onlar alçak diye bir... Yo, Leonov gördük. Gördük ya. Az önce söyledik. Neyse, selam gittim, vermiş oldum. Geldim dedin ya. Çay içiyorsun, hala dağları anlatıyor. Dağlar, taşlar. Ragna'yı kesiyoruz. Peki Kataklizm'deki Ragna ne? Hı. O zaman Ragnaros'a girmiş olalım. İyiden iyiye. Arkadaşlar, Ragnaros'u klasik paketinde diyelim ya da vanilla paketinde kesiyoruz. İşte çeşitli rünler topluyoruz. Önce bossları kesiyoruz. Daha sonra rünleri o Hydraxon Waterlord'lardan aldığımız şişe sularıyla kilitlerini açıyoruz. Ve nasıl söyleyeyim, en son Majordomo zaten gidiyor. Ragnaros'u uyandırıyor. Ragnaros da kalkıyor. Çok erken diyor. Lambur lumbur vuruyor. Biz orada onu öldürdüğümüzü zannediyoruz ama öldürmüyoruz. Biz onu tekrar ateş elementi düzlemine yolluyoruz. Daha demin söylediği şey. Kapatıyoruz. Firelance'e kapatıyoruz ve sonra o tekrar açtığımız, yani bin bela açtığımız rünleri kapatıyoruz bu sefer. Yani öldürmemişiz orada. Kapatmışlar. Şu yerdeki şeye basacaksın bebeğim. Basamıyorum ki. Saydı mı sen o zaman? Evet, saymış. Southeastern Tower ablaze. Okey. Hadi gel. Gel atla. Ya bu zamana kadar cücelerin kime ne yararı olmuş ki? Çok seviyorum bir ben elfler, bir cüceler. Bok var, affedersin. Oturun oturduğunuz yerde. Yani katılmıyorum. Katada ölmedi o zaman. Şöyle. Dur daha anlatıyorum. Ay, utandırdın bizi. Kesene bereket. Ya biz sana yapalım. Sen bize yapma lütfen ya. Yayın aç da. Neyse, ben utanmaya devam edeyim. çok teşekkür ediyoruz. Kesene bereket gerçekten. Ben hiç bulmuyorum yalnız. Bu Kataklizm ek paketinde hatırlarsanız arkadaşlar şey oluyor. Old God'lar, adını siz söyleyin, bu neydi ejderhanın adı? Deathwing'i manipüle ediyorlar. Deathwing'i manipüle edince, yani aslında Kataklizm expansion'ı bir siz söyleyin. Hayır. Ejderha expansion'ı değildi. Bir dakika. Bir dakika. Onu kimler manipüle ediyor? Old Arthas? God'lar manipüle ediyor. Arthas kaldırmıyor mu? Arthas değil. Sen Lorkar, şu an Lor mıçıklamasına girmiş senin beynin aşkım. Arthas kaldırıyor bebeği. O Sindragoza. Ha pardon. Oh, okay. Okay. Sorry. Velhasıl aynen Nzod, Enzod, hangisini seviyorsanız Deathwing'i manipüle ediyor. Manipüle ettikten sonra Deathwing, yani tamamen bir Old God expansion'ıydı. Hatırladım. Kataklizm. Bu Old God tabii şeyi, nüfuziyeti sadece Deathwing'le değil, aynı zamanda Element Lord'larıyla da geliyordu. Bu haritayı hatırlarsanız bilmiyorum ama şu an bende kayısın kapalıdır. Mount Ijal'de Sulfuron Spire diye bir yer çıkıyor, bu ateşleri olan yer var ya. Oradan Nordres ile saldırıyor Ragnaros. Ama bu sefer artık ateş elementi düzleminin portallarını direkt olarak Azeroth açıyor. Yani hata yapıyor. Hatta Heroic modunda Ragnaros'u keserken bu Malfurion ve diğer Druidler onu kaçamasın diye çıkartıyorlar. Ayaklarının üstüne falan çıkıyor Ragnaros. For good olarak kesmiş oluyoruz
öldürdüğümüzde Heroic'te. Hikayesel olarak öyle. Ancak şunu söylemeden geçmeyeceğim. Battle for Azeroth eklenti paketinde, yani bu oynadığımız expansion'da bir tarikat var. Adı şey, Ragnaros tarikatı, Ragnaros kult diye geçiyor. Dark Iron cücelerinden oluşuyor. Yeniden Ragnaros'u uyandırmaya çalışıyorlar. Ha, şimdi bu bize Ragnaros kesin olarak uyanıyor mu uyanmıyor mu bilgisini net bir şekilde vermiyor. Ama şöyle bir açık kapı bıraktıklarını düşünüyorum Blizzard'ın bilerek. Tekrar başımıza bela olabilir Element Lord'ları. Çünkü Element Lord'ları fikrim... Sen konuşsana, ben soracağım. Benim fikrim Element Lord'ları Azeroth'la direkt bağlantılı. Hani nasıl söyleyeyim, ölmeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Yoksa hani element dengesi bozulur gibi geliyor bana. Ya sonuç olarak neyse. Şöyle bir şey var. Ragnaros onları ilk önce şey yapmıyor mu? Öldürmüyor mu yarısını, diğer yarısını esir düşürmüyor mu? Ama şöyle bebeğim, zaten şunu söyleyeyim. Hani bir tane yaratık çıkıyor bak şurada arkada, bu şu dağdan. Fışkıra fışkıra etrafı alevler saça saça bir yaratık çıkıyor. Yani ona karşı bir savaş oluyor illaki, anladın mı? Allah, tamam savaş oluyor da bebeğim, saçmalığa gelir misin? Ya ironi çok büyük. İroni değil. İşte zaten. Sonra gidiyorlar I'd tekrar. I'd like the irony'e da. Ondan sonra gelip onu tekrar çıkar. Ulan şey, zaten sizin yani sizi, ırkınızı neresini yok etmiş, sizin yerinizi şeye hapsetmiş. Ama şöyle bir şey var. Dark Iron cücelerinin Azeroth'taki en kudretli olduğu dönemler de Ragnaros dönemleriydi. Yani Azeroth'a bayağı bir ela oldular yani. Okey. Yani şu anda mesela ne oldu? Moria Tarisand sayesinde, ki onun detayı videomda var arkadaşlar. YouTube'da çok naçizane tırtıklayabilirsiniz. Adını sen söyle. Moria Tarisand gitti cücelere barış imzaladı. Yani Dark Iron'ları Alliance'a bağladı. Güzel fikir. Yani zaten Moria biraz daha böyle politik bir karakter. Güzel şeye fikir nazaran. Tamam, sana da saydı, gel. Okey. Anladın değil mi dediğim şeyi? Anladım. Mantığını çözdüm. Garip. Neyse. Ama zaten şeyin World of Warcraft'ın temelinde bu var yani. İşte birisini evet, işte gidiyor onu eğitiyor. O eğittikten sonra onun babası işte baba oğul ilişkisi oluyor. Çok güzel. Evet. Daha sonra gidiyor onu öldürüyor falan filan. Bence gayet güzel yani hikaye örgüsü. Güzel, kesinlikle güzel. Sürekli bir ironi var. İşte gidiyor Kel'Thuzas'ı öldürüyor. Sonra öldürdüğünü geri kaldırıyor falan. Hayır, ilk Vanilla Scripts'de primitif elemental olan ki T1 set parça satan Ragnaros nasıl invincible? Yani şu ana kadar ona bakarsan abi hiçbir element lordunu yok olduğunu görmedik. Neden Ragnaros'a şaşıralım? Yok olamıyor ki, tekrar dirilmiyor mu? Yok canım. En son kestiği, herkes kestiğini düşünüyormuş Ragnaros'u. Meğersem kesememişsiniz aşkım. Hayır ya, ciddiyim. Eda bu arada Kel'Thuzas'ın kalıntıları gene kayıp tekrar dirilip gelebilir. Evet. Argent Crusader ilk Nakramas run'ında da ürün kayıptı. Hala kayıp. Ürünü bir yere saklamış ki diyorlar ki o konuda da Leonov bilerek saklıyorlar ve Lich King'e hani sürekli olarak itaat edebilsin diye. Yani o konuda bence gayet iyi. Azeroth'a bağlı değil mi Element Lord'ları? Ya bağlı, o benim düşüncemdi Bedri. Onu bastıra bastıra söylemiş olayım tekrardan. O benim düşüncem. Yani diyor ki kesinlikle bir bağlantısı olması, kesinlikle bir bağlantısı olması gerekiyordu. Hakikaten Eda'nın söylediği daha mantıklı. Bliz mantığı açısından kesemediniz ki. Ya şimdi Sabahattin abi, şöyle bir şey var. Oyundaki hiçbir boss'u sen kesmedin. Illidan'ı keserken Maiev geldi, Lich King'i keserken Tyrion geldi, işte Gul'dan'ı keserken Khadgar geldi, Archimonde'u keserken Wisp'ler geldi, birileri geldi sürekli. Hep şey yaptılar, kahrettiler. Blizzard tekrara düşmeyi seviyor. Tekrar demeyeyim ama bu yani gerçek hayatta da böyle. Yani abi nasıl söyleyeyim,
İki dönem önce Bush'un babası başkandı. İki dönem sonra Bush'un kendisi başkan oldu. Yani nasıl söyleyeyim? Gerçek hayatta da bu düzenimiz var yani. Abi Chronicles'ta yazıyor, öldürmediklerinden Hylia başka bir düzleme hapsediliyor. Hapsediyorlar yazıyor. Firelands gibi, evet. Bir tek Deathwing'i biz kestik. Hayır, Deathwing'i de Thrall kesiyor. Hadi bakayım. Hadi. Doktor Who gibi WoW'un hikayesi habire aynı yerlerde dönüp duruyor. Aslında bunu bence bu şey düz şeyi kırıyorlar şu anda. Evet. Çok bence çok büyük bir şey yapıyorlar şu anda Çok büyük açılım. bir atılım Evet. bence de. Öyle sana katılıyorum ama artık o öyle Bebeğim, olmuyor benim gibi beni sanki. takip eder misin artık? Aşkım bitirememişiz Tamam, gel ki. bu tarafa doğru. Sen Sen beni takip bitirdin et. mi? Hayır da ben bitirdim de beni Ben bit takip et. ha, tamam. Şimdi çok dağılmayalım. Ben bir konuyu bitireyim. Zaten Şirin Gorge'a dair çok detay bir konu kalmadı. Daha sonra bol bol Ragnaros, Elementaler, hikayelerin akışı hakkında sohbet gerçekleştiririz. Hani sizler için hazırladığım konuyu bir iki üç cümleyle bitirmiş olayım. Olur mu? Olur. Şimdi şöyle şu kuleye doğru gideyim de. Arkama da bir sürü yaratık taktım. Oğlum salın, mala bağlanın. Size ne veriliyorsa o. Yok canım ya. Sorgulamıyorsun mis gibi. Azor ne? Azerotist. Ateist, evet. Azerotist. Bu da yeni kültümüz. Dediğim gibi şöyle çok kısa toparlayayım ben şeyi, konuyu. Bu Ragnaros'un, yani dedim ya, esaretinden kurtulan bazı şeyler geldi. Burada kazı yapıyordu. Bazıları da hiç etkisi altına girmedi. Mesela Thorim Brotherhood gibi. Abi bizimki şu anda görevleri aldığımız ne derler? Tayfa da onlar. Okay. Anladın mı bebeğim? Bu Dark Iron dedin ya sen, ne biçim rengi Evet. var, derisinin rengi falan. Onlar Thorin Brotherhood'a dahil kişiler. Thorin Brotherhood artık nasıl söyleyeyim, bir Dark Iron klanı gibi ya da Dark Iron nasıl söyleyeyim, ırkı gibi düşünemezsin. Daha çok böyle bir guild gibi, böyle bir ekip gibi küçük bir topluluk. Ve az önce o yayının başında senin hani hakkında yorumlar yaptığın adam da Oilfist var ya, Oilfist, Evet. Overseer, Oilfist. Oh, okay. Onların lideri. Liderlerine Overseer adını veriyorlar. Okay. Şimdi bu topluluktan birazcık bahsedeyim sana. Bu topluluk bebeğim hiçbir zaman orduya sahip olmadı. Bunlar hiçbir şekilde nasıl söyleyeyim, Savaşa katılıyorlar. savaşçı bir topluluk, guild olmadılar. Ha, kendilerini koruyabiliyorlar, savaşabiliyorlar ama savaşma taraftarı olmadılar. Çünkü hem sayısal olarak azlıklarından dolayı hem de zanaatkar olmalarından dolayı. Okay. Zanaatkarlığı şöyle, Tamam. klasik. Birisi bir şey mi Biri dedi? mi bana seslendi? Yok Neyse. abi. Klasik paketinde oynayan arkadaşlar net bir şekilde artık biliyorlar. Thorin Brotherhood'da hani özellikle BS ve Enchanting kazanan arkadaşlar hani en top seviyelerinin burada olduğunu biliyorlar. Hani oyunda da öyle bir atıfta bulunuyorlar. Bu adamlar hani Blacksmith ne denir ona? Şey Yani demir işçiliğinde o kadar demirci. iyiler ki hem Horda hem Alliance'a hizmet ediyorlar. Karşılığında, verdikleri hizmet karşılığında da koruma, işte ne derler, barış Anladım. gibi şeyler alıyorlar. Dokunulmazlık. Dokunulmazlık alıyorlar, aynen. Yani mesela bu geldiğimiz yerlerde de hep hem Alliance hem Horde uçuş noktaları vardır. Bak mesela burada bir Horde'un Wyvern'ı varken Alliance'ın da Griffon'unu görürsün. Yani pandalar gibi onlar da Nötraller. nötrale. Evet. İkinci bir ırk bulduk nötral. Irk değil, bunlar guild. Guild, okey, ırk değil. Aldın mı görevi? Evet, ırk dedim pardon. Şöyle guild Dark Dur. Iron'lardan ayrı kalıyorlar. Okey. O Ragnaros'un ortaya Onu çıktığı söyleyeceğim. dönemde. Tamam. Ve diyorlar ki bu kaldronu siz kazıyorsunuz arkadaşlar. Hani yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlışları durdurmaya çalışıyorlar. Asıl amaçları da bu. Ve diğer bir ana amaçları da biz oyuncuları görevlerle Blackrock Dağı'nın altına, yani Ragnaros'un olduğu yere gönderip oradan parçacıklar aldırıp item yapmak.
Okay. Hani sızanağıtını geliştirmek. Okay. Yani Thorin Brotherhood'un diğer bir ana görevi de bu. Bir de şöyle bir anekdot geçeyim. Şu Sea of Cinders yazan yerde bir nokta nokta bir şekilde şöyle sol sağ alt köşede bir mağara geçişi görüyorsunuz. Klasik paketinde Alliance arkadaşlar görev yaparak anahtarla buraya gelebiliyorlar. Horde arkadaşlar Badlands yazan yerde yoldan direkt geçiş yapabiliyorlar. Böyle bir şey koymuşlar. Çünkü Blackrock Mountain'ın yani Blackrock Dağı'nın girişine Alliance güneyden zaten Burning Steps'ten direkt geçiş sağlayabiliyor. Okay. Hani Horde'ların da burada böyle bir ayrıcalığı var. Blackrock Mountain'ın çıkışı şeye dayanıyor değil mi? World of Warcraft 3. Çok daha öncesi. Yani Blackrock Dağı oluşurken herhangi bir oyun yoktu. Oh, okay. Hani background hikaye olarak geçiyor. Hmm. Okay. Sonra bir dakika öyle olmuyor aşkım. Şey biz kesmiyor muyuz gidip sen anlattığında? Gidiyorsun Ragnaros'u kesmeye gittiğimizde aslında orada şey olmuyor mu? Bir anda Alliance kesiyor, diğer tarafta Horde kesiyor. Horde'dan orklar geliyor işte diyor burası çok kadim bir yer vesaire falan. O hikaye 3'te değil miydi? Hayır ama orada Blackrock var. Ha okey vardı yani kurulmuştu anladım. Tamam. Hatta şöyle Ogrim diyor ki aa diyor bak diyor bu bizim klanın ismiyle aynı isim burası. Uh-huh. Burası bize uğur getirecek aynen. Diyor. Ha okey anladım. Yani vardı o zaman. Evet. Şöyle bir bakayım. Toparlama şeylerime. Haritaya bakayım. Anlatmadığım yer var mı? Kaldron'u. Kaldron'un altındaki Slack Pit'i anlattık. Twilight'tan bahsettik. Thorim'lerden bahsettik. Dark Iron'lardan bahsettik. Alliance'ın buraya gelişinden bahsettik. Horde'un buraya nasıl geldiğinden bahsettik. Kısacası arkadaşlar Shirin Gorge'a dair anlatacaklarımızı bitirmiş oluyoruz.